noktalama işaretleri konusunda sırada yay ayraç, soru işareti ve ünlem işaretimiz arkadaşlar. Yay ayraç ya da bizim bildiğimiz diğer adıyla parantez temelde bir sözcüğün başka bir dilden karşılığı verilecek ise kullanılır demişiz. Türk Dil Kurumu yer bilim ile ilgili terimleri bir kitapta toplamış derken yer bilim Türkçesi jeoloji bunun başka dilde karşılığı başka dilde karşılığı parantezinde ya da Türkçe ismiyle yay ayraç gösterebilir. Yay ayraç içindeki kısım okunmak zorunda olmadığımız bir bölümdür. Dolayısıyla dikkat ederseniz cümleyi ben Türk Dil Kurumu yer bilimle ilgili terimleri bir kitapta toplamış şeklinde okudum. Yani jeoloji sözünü cümlede okumama gerek yok. Dolayısıyla yay araçtan önceki sözcükle yay araçtan sonraki sözcüğün anlamca birbirine bağlantı olması şarttır. Buna dikkat etmekte fayda vardır. Tezat edebiyatta en çok kullanılan sanatlardan birisidir derken ederseniz burada yay ayraç içinde zıtlık verilmiş. Diğer karşılığı yay ayrıç içinde gösteriliyor diyebiliyoruz. Bir başka okuluna baktığımız zaman yay ayraç için yabancılardan dilimize geçmiş sözcüklerin okunuşlarının parantez ya da yay ayraç içinde gösterildiğini söyleyebilmek mümkündür. Bacon denemeleriyle ün kazanmıştır derken Türkçe okunuşu yay ayraç ya da parantez içinde gösterilmiştir. Dikkat ederseniz. Bir kişiden söz edilirken o kişinin doğum ve ölüm tarzını belirtmek için Yay ayraç ya da parantez kullanılır. Yakup Kadir Karaosmanoğlu teknik yönden kusursuz romanlar yazılır 1889'da doğmuş 1974'te vefat etmiş ve bunu yay ayraç içinde göstermişiz. Tiyatro eserlerinde kahramanlar konuşurken kahramanların yapacağı hareketleri belirtmek için yay ayraç kullanılır demişiz. Adam sen ne diyorsun beyefendi dedi. Bunu yaparken de yerinden kalkıp suratını asması gerekiyormuş. Dolayısıyla burada oyuncunun sahnede sen ne diyorsun beyefendi derken başta yerinden kalkması sonra da suratını asması gerekiyormuş. Bunu da yay ayraç içinde yazıda göstermişiz diyebiliyoruz. Burada bir not düşmüşüz. Yay ayraçla ilgili arkadaşlar parantez içinde alınan yani yay ayraç içinde alınan bölüm içinde tekrar parantez yani yay ayraç açılması gerekiyorsa ilk önce köşeli parantez sonra da diğer parantezi açmak gerekir demişiz. Hemen bakalım buradaki örneğe. Tasavvuf edebiyatının bu çok önemli sanatçısı Yunus Emre. 13 ve 14. yüzyıl. Dikkat ederseniz iki parantez gerekiyor. O yüzden ilk parantez köşeli parantez. içerideki ise normal parantez olarak karşımıza getirilmiştir diyebiliyoruz arkadaşlar. Alay kuşku anlamında soru ve ünlem işaretleri parantezinde kullanılır demişiz. İsteseymiş bir günde bitirirmiş ama ne yazık ki vakti yokmuş derken dikkat edersiniz günlük hatta jest ve mimiklerle yaparız bunu ve günlük hatta yaptığımız jest ve mimiklerle yaptığımız kavramları cümlede de parantezinde ya da yay içindeki soru işareti ya da ünlem işaretiyle karşılıyoruz diyebiliyoruz. Adam akıllı olduğunu söylüyor derken buradaki akıllı sözcüğü vurgulanmak istenen belki de tezat anlamda zıt anlamda vurgulanmak istenen yani tariz adını verdiğimiz sanatın yapılması gerektiği için cümlede kullanılan bir sözcük. O yüzden bunu da yazıda yay ayretçinde ünlem işaretiyle karşılıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer işaret olan soru işaretindeyiz. Soru işareti içinde soru anlamı olan cümlelerden sonra kullanılır demişiz. Nasıl kazandınız derken bir soru var. Bu akşam nereye gidiyoruz derken bir soru var. Sen de mi bürütüz derken bir soru var. Dolayısıyla cümlelerin sonlarında soru işaretlerini görebilmek mümkündür diyebiliriz kendini anlayacak birini nerede ve nasıl bulacak derken burada da bir soru var. Dolayısıyla sorunun olduğu cümlelerin sonuna birer soru işareti getirmek gereklidir diyebiliyoruz arkadaşlar. Soru işaretinin bir diğer kullanımına baktığımız zaman kesin olduğuna inanılmayan sözler ya da bilgiler parantez içinde soru işaretiyle gösterilir demişiz. Kayıkçı Kul Mustafa yay açılmış. Soru işareti 1658. Bir daha soru işareti. İlk soru işareti Kayıkçı Mustafa'nın doğum tarihinin bilinmediğini ortaya koymak için. İkinci soru işareti de 1658 yılında ölüp ölmediğinin kesin olmamasından kaynaklanan ortaya koymak içindir. Dolayısıyla kesin olduğunu inanılmayan sözler ya da bilgiler parantezine ya da yay araç içinde gösterilir demişiz. Burada bir uyarı daha vermişiz. Virgül ya da noktalı virgülle bağlanan soru cümlelerinde soru işareti cümlenin sonuna getirir. Yani bir cümlede birden çok soru anlamı var ise soru işareti son sözcükten sonra gelecektir. Çok yakından mı bu sesler çok uzaklardan mı Üsküdar'dan mı Hisar'dan mı Kavaklardan mı derken ilk cümlede çok yakından mı bu sesler çok uzaklardan mı derken iki tane soru cümlesi var soru işareti sonunda Üsküdar'dan mı Hisar'dan mı Kavaklardan mı derken üç tane soru cümlesi var ve soy işareti de en sona getirilmiş diyebiliriz. Dolayısıyla eş görevli soru belirten sözcüklerde birbirlerinden yine virgüller ile ayrılması gereken sözcükler şeklinde karşımıza getirilmiştir diyebiliyoruz. Ünlem işaretine baktığımız zaman hep bizim bildiği bir işarettir. Ünlem işareti sevinç, acıma, şaşma gibi duyguları anlatmak için cümlelerin sonunda kullanılan bir işarettir. Ünlem işaretinden sonra büyük harf gelir. Buna özellikle dikkat etmekte fayda vardır arkadaşlar. Yazık sana derken bir acıma var. Ne kadar sevindim onlara. Ne mutlu Türk'üm diyene aşk olsun gibi cümlelerden sonra ünlem işaretinin kullandığını söyleyebilmek mümkündür arkadaşlar. Bunun yanında söyle ve seslenmelerde ünlem işaretinin kullandığını söyleyebiliyoruz. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri derken dikkat ederseniz ordular ve ileri söyle ya da seslenme mantığını uyar. Bunlardan sonra birer ünlem işareti getirilir. Alay etme, küçümseme, güvensizlik anlamları katmak için Yay ayraç içinde ünlem işaretini kullanıldığını söylemek mümkündür. Ekonomi bilginlerimiz varmış derken dikkat ederseniz burada bilginlerimiz sözcüğünden sonra yay ayraç içinde bir ünlem işareti kullanılmış. Bu cümlede tarih ya da bir diğer adıyla Kinali söyleyiş için yapılmış. Günlük hayatı konuşurken bunu jest ve mimiklerle yapabiliyoruz. Ekonomi bilginlerimiz varmış derken ve jest ve mimiklerle yaptığımız bu şeyi yazıya aktarırken de yay ayraç içinde ünlem işaretini kullandığımızı söyleyebilmek mümkündür arkadaşlar öyle sağlam dikmiş ki ilk giyişimde koltuğu söküldü derken günlük hatta yine jest ve yaparız. Bunu yazı aktarırken de yay ayret içinde bir ünlem işaretini kullanmak mümkündür arkadaşlar. Müzik